Bir zamanlar bir işim düştü devlete. Gittik bakanların kapısına. Bir tane bakan dedi ki bana, amca biz senin işini çözerik ancak bizim partiye yol açan. Olayım dedim de çözün bana işimi. Gittik üye yazıldık, seçim oldu. Üye olduk ama der bana seçim oldu, seçimden sonra gel. Seçimden sonra solcular geldi. Gittik bu defa solcu bakana, anlattık derdimizi. Bakan bana dedi ki, haklısın ama senin işini çözemeyiz. Çünkü tüzüğe aykırıdır. Kendi partilinizde yaptığınız da tüzük aykırı değil de bana gelince aykırıdır. Kusura bakma amca, aykırıdır. Ondan sonra solcu bakan gitti, tekrar eski sağcı bakanlar geldi. Dedim bak ben size üyeyim. Hadi bu defa yapma işimi. Dediler bana sen bizim partiye üye oldun ama seni kimler yaptı? Ne bileyim ben? Seni üye yapan adam rakibimdir bizim parti içinde. Ne bileyim oğlum ben? Dediler bana sen onun adamısın. Onun için senin işini yapmayacak. Kimsenin adamı değilim oğlum ben dedim yine. Bana dediniz üye ol, üye de oldum. Gene bizim iş çözülmedi. Gel git, gel git, git gel, 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 gel devam. Ondan sonra Serdar Denktaş hükümete geldi. Gittim anlattım gederdimi. O da dedi bana haklısın. O bana der haklısın ben gülerim. Der bana niçin gülen der bana. Ay oğlum senden evvel gelenler bana hepsi dedi haklısın. Ama çözmediler, çözemediler. Dedi bana ben notlarımı aldım, araştıracağım ve seni arayacağım. İlk inanmadım. Dedim gönlümü alacak da yollayacak beni. Bir hafta sonra aradı. Dedi bana amca senin işinin problemini çözdüm. Dedim ya nasıl çözdün ya? Araştırdım durumu senin durumunda olan birçok insan vardır. Önerge verdim tüzüğü değiştirdim. Şaştım kaldım. Bu devlete problem çözecek devlet adamı lazımdır. Yok vatandaşa bugün git yarın gel. İster solcu ister sağcı bunlar hep laf. Önemli olan problem çözmektir. Vatandaşa hizmet etmektir. Ben bunları gördüm yaşadım ve en iyisini halk biliyorum.